307. hadis-i şerif. İnnel meyyite muhakkak ki ölü leyuazzebu azaplandırılır. Bibukei ağlamasından dolayı ehlihi o meyyitin ehli ailesi aleyhi o meyyitin üzerine. Yani cenazenin sahipleri onun ehli ağlamasından dolayı ne oluyor? O meyyit o da azaplanır. Ama bunu açıklık getirmiştik. Ne demiştik? Demiştik. Daha çok böyle bir şey tavsiye etmişse, vasiyet etmişse. Hani benden sonra böyle birisini tutun, benim arkamdan filan figan etsin. Böyle bir işte vasiyeti bulunmuşsa öyle azaplanır denmiştik. Evet, buraya geçtik. 308. hadis-i şerif. İnne ahadekum muhakkak ki sizden biriniz, bu da gaybi bir konudur, hele hele o zaman için. Yücme'u halkuhu, yaratılışını tamamlıyor. Fi batni ummihi, annesinin batnında, karnında. Erba'ine yevmen, 40 gün, nutfeten, bir nutfe olarak. Yani insanoğlu, erkek olsun, kadın olsun, yaratılışı, oluş şekli, annesinin karnında 40 gün nutfu olarak, meni olarak, tamam mı? Bu şekilde ne yapıyor? Geçiriyor. Sümme sonra 40 gün geçtikten sonra yekûnu alakaten, alaka, dersek alaka asılı demek. Yekûnu alakaten, alaka oluyor. Bu sefer artık meniden dönüşüyor. Şimdiki Türkçe ismiyle alaka embriyo deniliyor. 40 günde embriyo halini alıyor. Müstüzelike, yani o da 40 anlamına geliyor. Tamam inşallah. Demek ki 40 gün insan annesinin karnında bir nutfe, meni olarak insan ne yapıyor? Yaratılışta başlıyor. Sonra sümme yekunu alakatan, sonra alaka oluyor. Yani embriyo Türkçesiyle oluyor. Misle ki o da 40 gün. Sümme sonra bu evri olduktuğu zaman, yani 80 günü tamamladığı zaman yekunu mudgaten. O da mudga oluyor. Misle ki o da 40 gün. Mudga da bir parça, bir lokmalık çiğnemelik bir et. Yani bu kadar küçük bir şey. Türkçede de ona fetüs deniliyormuş. Yani embriyonun gelişiminin büyük ölçüde tamamladığı ve bütün organ taslaklarının oluşturduğu 3. aydan doğuma kadarki durumu bu şekilde kalıyor. Evet, yani burada anlatılan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 3 tane evreyi anlatıyor. 40 gün birinci evre nutfe, ikinci 40 gün alaka, üçüncü 40 günde mudga, toplamda 120 gün, yani 4 ay yapıyor. 4 ay bittikten sonra sümme yeb'asullahu ileyhi meleken. Allahu Teala parçaya, o mudgaya ne yapıyor? Bir melek gönderiyor. Ve yu'meru, bu melek emrediliyor bi arba'i kelimatin, 4 tane kelimeyle. Ve yukalu, denilir ki lehu, o meleğe, üftüb, yaz. Amelehu, bu adamın işini. Yani bu ne iş yapacak? Ve rizkahu, rızkın ne olacak? Ve ecelehu, eceli. Tamam mı? Demek ki işi, rızkı, eceli. Bir de ve şakiyyun ev saidun. Allah muhafaza, şakiy midir, bedbaht mıdır, cehennemlik midir? Ev saidun, vakti cennetlik midir, mesut mudur? Evet, onun için diyorlar ki bazı evliyalar sonumuz nasıl olacaktan ziyade başımız nasıl olacak? Ondan korkuyorlar. Yani diyorlar sonumuz değil, başımız iyiyse zaten o zaman sonumuz da iyi oluyor. Önemli olan baştır. Bu 4 tanesi yazıldıktan sonra summe yunfaku fihi ruh, sonra ruh ona üflenir. Hadisin devamı fe inne racule, muhakkak ki kişi, burada yine racul alıyor, tabi erkek olsun kadın olsun fark etmez. Fe inne racule, adam kişi, minkum, sizden, le ya'melu, işliyor, bi ameli ehli cennet ehline, yani cennete girmesi gereken ne varsa yapıyor. Namazdır, haçtır, zekattır. Allah hepimizi boşuna getirmesin. Hatta la yekune beynehu ve beyneha illa zira'un. Hatta bu adam bu kadar ilerliyor,
La yekunu olmuyor. Beynehu o men, o racul, o adam arasında. Ve beynehe o cennet arasında. İlla zira'un bir zira kalıyor. Zira nedir? Parmağımızdan dirseğimize kadarki olan yer. Yani saniyeler ha. Subhanallah. Yani adam ölmesine saniyeler kalıyor. Ölecek artık cennete gidecek. Saniyeler içinde ne oluyorsa Fezbuk Ali'l Kitap, kitap, o yazılanlar başta yazılmış diye bu adam şakidir Allah muhafaza. Kitap geliyor fe'amelu bi'amel ehlinler, o son anda ehlinler, cehennem ehlinin o yaptığı ameli işi yapıyor. Allah muhafaza, şirk koşuyor ne yapıyorsa fe'edhulenler cehenneme giriyor. Evet, Allah sonumuzu eylesin. O inne racule adam, yine kişi ya'melu bi ameli ehlinler, cehennem ehlini işini yapıyor. Hatta me yekunu beynehu ve beyneha, onun ile o kişi ile beyneha cehennem arasında kalıyor. İlla zira, ancak bir zira kalıyor. Ve yezbuku aleyhi kitap, yine kitap yazının o hükmü geçerli oluyor. Ve ya'melu bi ameli cennet, o adam son anda şehadeti getiriyor. Güzel bir iş yapıyor. Feyyatullah cennet, cennete gidiyor. Yani korkutucu bir hadis. Hiç kimsenin hiçbir yerde garanti olmadığını gösteren. Yani ne kimse cennetliktir, %100, ne kimse cehennemliktir. Belki bu hadis-i şerifi duyan çok büyük evliyalar. Son cehennemden çıkan adam, keşke o adam biz olsaydık. Yani en azından o adam garantidir. O adam kesinlikle cehennemden çıkacak. Aklıma bir hadis-i şerif de geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a soruyordu, ya Resulullah, cennete girecekler belli miydi? Peygamber buyurdu, evet. Cehenneme evet. Peki bunlar niye öyle yapıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, hani bunlar niye namaz kılıyor, bu işi yapıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah-u Teala kimi ne yolda kolay etmişse o adam da orada ilerliyor. Yani inşallah doğru yoldayız. Allah'ın şaşırtması. Bir evliya da diyor, yıkılacak bir duvara bakıyor. Duvar diyelim ki saha meyilli, saha doğru böyle meyil yapmış, oraya düşecek gibi. Orada böyle ona bakıyor, tefekkür ediyor. O böyle tefekkür ederken duvar meylettiği tarafa, sağ tarafa doğru düşüyor. O da seviniyor, ağlıyor böyle. Diyorlar hayırdır? Diyor elhamdülillah, beklediğim gibi oldu. Yani sağ tarafa meyilli de sağ tarafa düşüyor. Acayip bir şey olup kasıp sol tarafa düşmedi. Yani diyor inşallah biz de bu yoldayız, inşallah biz de ters yöne düşmeyiz, doğru yola düşmeyiz. Hadi geçsin hürmetine inşallah. Biz de cennete giren kullandığım olur inşallah. 309. hadis-i şerif. İnne şeytane, muhakkak ki şeytan kale dedi ki ve izzetike ya Rabbi. Allah Teala'ya söylüyor. Meydan okuyor haşa. Yani senin izzetine, senin izzetine, kudretine yemin olsun ki la ebrahu uhvi ibadike, yani vazgeçmeyeceğim. Uhvi ibadike, senin kullarını saptıracağım, doğru yoldan çıkaracağım. Medamet ervahum fi esadihim, ruhları cesette oldukları müddetçe, ben onlardan vazgeçmeyeceğim. Onları yanlış şeyde ne yapacağım? Onları sürekli aldatmaya çalışacağım. Hatta deniliyor ki şeytan İmam Ahmed bin Hanbel mübareğinin yanına geliyor. Son zamanda ona diyor ki, ey imam diyor, yanıyorum, o kadar seninle uğraştım, bir türlü sana zarar veremedim, şimdi de vefat ediyorsun, gidiyorsun, benden kendini kurtardın diyor. Ahmed bin Hanbel diyor ki, yok diyor, daha kurtarmadım diyor, daha diyor ruhum bedenimden çıkmadı diyor, daha halen devam ediyor, seninle ben mücadele daha devam ediyor diyor. Orada şeytan diyor, bu son anda bile diyor beni de çok kişiye kandırmışsın. Hani işte zirah meselesi, Allah muhafaza. Ve yine kalmıyor yani İmam Hanbel. Onun o aldatmasını kabul etmiş. Şeytanın bu meydanından sonra fakadır Rabbu Hazreti Allah Celle diyor ki ve izzeti ve celali, izzetim ve celalim hakkı için yemin olsun. Burada Allah Teala kendi kendisine yemin ediyor. La azalu aghfiru lahum, ben de onları bağışlayacağım, bağışlamaktan durmayacağım, vazgeçmeyeceğim, hep bağışlayacağım. Estağfiruni, onlar bana
Onlar bana ne yaptığı zaman bağışlanma talep ettikleri müddetçe. Yani hiçbir zaman biz de istiğfardan geri durmayacağız. Tabi inşallah istiğfarı da haşa bile oyuncak gibi de yapmayacağız. Ama istiğfardan da geri durmayacağız. Böyle cümlemize tövbe nasip etsin inşallah. 310. hadis-i şerif. İnne salihine salih zatlar yüşeddedu aleyhim. Yani sıkıntıya maruz kalırlar. Ne kadar mertebesi yüksek olsa o kadar belki de imtihanı da fazla olur. Bir de bu da var. Ve innehu la yusibu mu'minen. Mü'mine isabet etmez. Mü'mine dokunmaz. Nekbetun min şevketin. Yani bir diken. Ufeme fevkaha vahde bir dikenin üstü. Yani insana batan bir diken dahi en minimum. Veyahut da onun daha da üstü, daha büyük bir şeyden ona batarsa illa huttat anhu biha hatiyeten illa ki bu musibet sıkıntıdan dolayı onun bir günahı imha edilir. O rufi'a lehu biha derecetun bir derece de ona kazandırılır. Demek ki mümin bir diken batması dahi veyahut da ondan daha küçük bir sıkıntıya dokunursa o iki kazanışlı oluyor. Bir hatası gidiyor, bir de bir derece kazanıyor çift taraftan. Yani bu da Müslümanın özelliğidir. Onun için diyor mu'minen ve innehu la yusib mu'minen. Yani bu tafirde bu özellik yok yani. 311. hadis-i şerif. İnne sadakate muhakkak ki sadaka letutfi'un an ehlihe. O sadaka ehli, sadakayı yapan, sadakayı veren kişiden söndürüyor. Harral kubur, kabir hararetini, kabir azabını söndürür. Ve inneme yestezillül mu'minu yevmel kıyameti, kıyamet günü mümin yestezillü gölgelenir. Fi zilli sadakatihi, vermiş olduğu sadakanın gölgesinde. Yani sanki artık tecessüm edecek bu gölge. Ona ne yapacak? O sadaka ona gölge olacak. Ve o kıyamet günü gölgenin olmadığı günde o sadaka sahibi demek ki hem kabirde faydasını görecek o hem de kıyamet günü mahşerde de onun gölgesinde duracak. 312. hadis-i şerif İnnel abde muhakkak yukul leyetekellemu bil kelimeti min ridvanillah leyetekellemu konuşur bil kelimeti bir kelimeyle min ridvanillah Allah'ın razı olduğu bir kelimeyi söyler. La yulka leha be'len. Ama söylediği zaman da hani böyle onun önemini pek farkına varmaz. Yani zanneder ki Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Haşa böyle bunun 2-3 tanelik bir kelime pek önemsemez gibi gelir. Ama yerfaullahu bihe derecet. Allahu Teala o söylemiş olduğu güzel kelimelerden dolayı onun derecelerini yükseltir. Aslında Allah katında çok makbul bir şeydir. Ve indel abde kul le yetekellem bil kelimeti min suhtillah Allah'ın kızdığı olan bir kelimeyi bu sefer söyler. Ama söylediği zaman da la yuka lehebelen. O da umursamaz der ki ya bundan ne oldu yani bu kelimede? Halbuki de o kelimeden dolayı yehvi bihe fi cehennem cehennemin içine düşer. Yani söylediklerimiz, konuştuklarımız şeyler çok önemlidir. Bazen çok razı olduğu şeyleri söyleriz. Onunla dolayı çok büyük mertebelere ulaşırız. Bazen de şeyler söyler, kötü şeyler söyleriz. Allah-u Teala da ondan dolayı ne yapar? Cehenneme atar, böyle muhafaza etsin. Son hadis-i şerifi okuyorum. İnne racule leya'melu ameli ehli cennet. Adam cennete girmek için her ameli yapar. Ama fîme yebdülün nes, insanların gördüğü. Yani insanda bakıyor ki bu adam cennet ehli işi yapıyor. Yani tamam bu adam cennete girecek işleri yapıyor zannediyor. Ama halbuki de o min ehlinler o cehennemliktir. Ve inne racule adam yamelu amel ehlinler cehennem işi yapıyor. Fime yebdunin nes o da insanların gördüğü ama halbuki de o min ehli cennet. Kimseyi de kötülemeyeceğiz. Herkes kendine bakacak, kendi derdine, kendi sıkıntısını, kendi haline bakacak. Cezakumullahu khairan kesira.